Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Shadowfight 2 videosu ile karşınızdayım. Ben Ata ve karşınızda oyuna yeni gelmiş olan büyücü seti tamamen açık bir şekilde, kilidi açık bir şekilde bu videoda sizlerle beraber büyücü setini detaylı, ayrıntılı bir şekilde deniyor ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet, sürpriz Shadowfight 2 videosu da buydu arkadaşlar. Hatta salı günü hile videosu çekeceğim demiştim ya. Ha işte o hile videosu da bu sette olacak arkadaşlar. Hatta şu anda o hilenin içerisindeyim. Evet, bayağı tatlı bir sürpriz oldu, farkındayım. Şimdiden beğeni butonunu patlatmayı kesinlikle unutmayın diyerekten. Shadowfight 2 serisi izlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olursunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bu arada videoya tam olarak başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar biraz hastalandım. Soğuk algınlığı kaptım. Geçmiş olsun dedikleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ki salı günü hile videosu çekeceğime söz vermiştim. Ama şöyle bir durum var. Eğer ki sesim toparlanmazsa, yani iyileşemezsem arkadaşlar, bir aksilik olmazsa, eğer iyileşemezsem dediğim gibi cumartesi günü, salı günü de Shadowfight 2 yeni Special Edition bölümünü atacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü hile videoları çok fazla kişiye ulaşıyor. Hani hasta halimde de o videoyu çekmek istemediğimden dolayı şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Sesimi toparlayabilirsem, iyileşirsem salı günü, iyileşemezsem salı günü Special Edition videosu gelecek. Cumartesi günü de hile videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun şimdiden. Evet, şimdi arkadaşlar, bu yeni setimiz olan büyücü setinin asıl olayı kızı bozuma diye bir tılsım arkadaşlar. Bunu Titan'ın son koruması olan hükümdar meyve Titan üzerine deneyeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi olay şu arkadaşlar, tamamen keşif setinden tamamen farklı, nöbetçi seti gibi birazcık. Yani sürekli vuruş gerçekleştirmeniz gerekiyor. Ama nöbetçi setinden de bir farkı var. Bu setin olayı şöyle arkadaşlar, belli bir oranda vuruş gerçekleştirdiğinizde düşman, yani rakibiniz zehirleniyor arkadaşlar. Periyodik olarak hasar alıyor. Bu arada oha, çok vurdun hükümdar. Şöyle bir vuralım biraz. Bakın şu anda tılsım tetiklerini gördüğünüz gibi kanama gibi bir etki sunuyor. Bu arada yani kardeşim, video çekiyoruz, hani şey yapmasam mı? Video çekiyoruz şu anda, yapma sevgili hükümdar. Hastayım zaten, yani gerek yok bunlara. Bakın arkadaşlar, ben vurdukça hem düşman hasar alıyor, vurdukça da bunun etkisi birikiyor arkadaşlar. 3 kata kadar birikiyor. Eğer hükümdar bizi öldürmezse tekrardan, adam akıllı bir şekilde deneyeceğiz. Ama ara ara vurmamız gerekiyor ve tılsımın belli bir süresi var. O süre dolarsa tılsım gidiyor arkadaşlar. Ara ara vurmamız gerekiyor. Hızlı olmamız gerekiyor. Şöyle bakın. Vurdukça tekrar tetikleniyor. Bir yerden sonra bakın 2 oldu. Gördünüz mü? Etkisi daha böyle keskin bir şekilde, daha böyle etkili olmaya başladı. Bakın öldü hükümdar, gördünüz mü? Olay bu arkadaşlar. Zorlu düşmanları bu tılsım sayesinde çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Ama silah çöp ya. Ben silahını kullanmayı beceremiyorum. Kombosunu göstereyim hatta silahın. Yani gösteremiyorum, o kadar çöp çünkü. Yani silah iyi değil. O yüzden ben silahı değiştireceğim. Zaten bu hilede tılsım kaynağı da sınırsız. O yüzden rahatça istediğiniz silahı kuşanabilirsiniz. İstediğiniz silah, istediğiniz tılsımı yerleştirebilirsiniz. Ben sırf set böyle olduğundan dolayı şu anda böyle şey yapıyorum. Hükümdarcığım, bir salar mısın kardeşim? Bir şey yapar mısın? Ne kadar sinir bozucu ya. Bir oraya zıplıyor, bir oraya hopluyor, bir oraya zıplıyor ya. Kardeşim seti deniyoruz ya. Bir sal ya, bir sal. Şöyle bir vuralım biraz sana. Dediğim gibi maksimum 3 kata kadar etki gösteriyor. 3 katı olduğu anda deli gibi hasar veriyor arkadaşlar. Yani bir düşmana karşı kapışıyorsanız 3. kata çıkar çıkmaz zaten direkt ölüyor yani. O kadar çok etkili, o kadar fazla yani. Kanama tılsımını biliyorsunuz zaten, belli bir etkisi var. Hani çok hızlı canı gidiyor ya mesela. 3 kata çıktığında kanamadan daha da etkili oluyor. Şimdi ben bir hatta şöyle bir şey yapayım. Şuraları bir geçelim. Şuraları bir geçelim. Şimdi ben bir silahımı değiştirmek istiyorum. Silah olarak ne kuşansam mesela, şey yapayım mesela, keşisin keşik katarını mesela şey yapalım. Adını siz söyleyin. Kızıl bozumu yapalım. Yani efsanevi tarif yapıp şöyle bir değiştirelim, tamam mı? Çünkü ben bu silahta daha iyiyim. Bu silahta daha iyi oynayacağımı düşündüğümden dolayı böyle yapıyorum.
Küçük bir güncelleme yapmam gerekecek. Bunu yapayım. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, güncellemeyi yaptım. Kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Bu arada bu videodan önce ben yeni bir GTA San Andreas Mobile videosu çektim. Bir aksilik olmazsa o da saat 2'de kanalda olacak. Sevgili GTA San Andreas severlere de duyurulur. Silah değiştirmeyi unuttum. Şurada hemen bir silah değiştireyim şöyle. Tamamdır. Keşif katarını aldık. Devam ediyoruz şu anda. Bu sefer daha iyi oynayacağımı düşünüyorum. Çünkü o silah hakim olmadığım için hiç oynayamadığım için biraz kötü oynadım. Bir de saat gecenin 4.30 arkadaşlar yaklaşık olarak. Bir yandan hastayım, bir yandan yorgunum, bir yandan geç saat falan. Umarım sizin için çok bir sorun olmaz diyerekten maile kapışmamıza başladık bakalım. Hadi bakalım. Bir iki tane daha vurdum da aynen. Tılsım şu anda aktif. Tamam, main görünmez olması izin vermedi. Bakın arkadaşlar, ben hasar vuramıyorum. Olay da ben değilim zaten. Olay benim şeyim değil. Hasarım değil. Tamamen tılsım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3. kata ulaşmaz. Mei öldü arkadaşlar ve perfect attık. Hiçbir şey yapmadık aslında. Tamamen tılsım yaptı. Yani offline modda bu tılsım acayip OP arkadaşlar. Acayip yani. İstediği kadar Mei canını yenilesin. Ben vurduğum sürece ona hiçbir şansı yok. Şöyle devam edelim vurmaya. Evet, 2 katı oldu. Bakın bu sefer ne kadar rahat oynuyorum, görüyor musunuz? Bakın nasıl cana gidiyor. Bakın main canına bakın. Main canına bakın arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Yok oldu. Evet, şu anda main'i de alt etmiş olduk. Bu kadar basit arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey yakın dövüş silahı almanız ya da hakim olduğunuz bir silahı alıp sürekli ve sürekli düşmana vurmanız. İster kafasına vurun, ister göğsüne vurun, hiçbir şekilde fark etmez. Yapmanız gereken tek şey sürekli vurmak arkadaşlar. O tılsımın süresi dolana kadar dolmayacak şekilde sürekli vurmanız gerekiyor. Mesela 3 kat yaptınız diyelim, tamam mı? Dövüş devam ediyor. 3 kat yaptınız diye. Tılsımın süresi bittiğinde ne oluyor arkadaşlar? Tamamen sıfırlanmıyor. Mesela 3 ya 2'ye düşüyor. 2'den 1'e düşüyor hani. Ondan sonra sıfırlanıyor. İçiniz rahat olsun yani. İçiniz rahat olsun. Eğer 2'deyseniz genellikle 2'deyken böyle sorun olabiliyor. Bakın 2'deyiz şu anda. Bakın Titan'ın canına bakın. Titan'ın canına bakın. Görüyor musunuz? Nasıl eriyor? Gördüğünüz gibi Titan öldü şu anda. Bu sefer 3 kata ulaşıp hiçbir şey yapmadan bekleyeceğim. Bakalım ölecek mi Titan? Yani bütün yüklerimi bırakacağım Titan'ı ve bakalım ölecek mi? Çok merak ediyorum. Bunu hiç denemedim. Zaten adam akıllı bu büyücü setini denemedim hiç. Yani böyle bir iki kere falan oynadım hani anlamak için maksat etkisini. Şimdi bir deneyelim bakalım ne olacak. Şöyle 2'ye bir ulaşalım. Mümkünse 3'e. Yani 3'e ulaşamadan gördüğünüz gibi ölüyor yani. Yapacak hiçbir şey yok, ölüyor yani. Mei olsa biraz daha basit olurdu ama Mei bize vurduğunda can çalması falan vardı ya. Ya da şey olabilirdi. Zırhına vurduğumuzda, kafasına vurduğumuzda şey olabilirdi hani. Adını siz söyleyin. Yenilenme özelliği sayesinde oradan can yenilerdi sürekli falan. Ha işte şimdi olabilir, şimdi olur. Aynen 3 katı oldu. Bakalım ölecek mi? Bakalım ne olacak? Bakalım 2'ye düştü. Yine çok vuruyor. Evet, Titan öldü arkadaşlar. Yani 15 saniye içerisinde yaklaşık olarak Titan'ı bu şekilde alt ettik arkadaşlar. Evet, tılsım bu şekildeydi arkadaşlar. Offline modda gerçekten çok kuvvetli. Online modda da bir silah hakimseniz gayet tatmin edici hasarlar verebiliyorsunuz. Ben mesela en fazla hiçbir küre falan kullanmadan 812 vurdum. 812 de gayet tatlı bir hasar bence. Gayet iyi. Düşünceleriniz ne? Nasıl bir tılsım? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında kesinlikle yazmayı unutmayın. Ve dediğim gibi bir aksilik olmazsa ve iyileşirsem Salı günü bu setle beraber hile videosu gelecek. Ama baktım iyileşemedim. Special Edition Cumartesi günde hile videosu gelecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Daha fazla videoyu uzatmadan videoyu yavaştan kapatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın oyun yapma sitesinden başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.